kural hatırlatması, içte çember böyle üçgenin üç kenarına değen bir çemberdir. Haliyle merkezden teğete inen dikler eşittir yarı çaptır. Aynı zamanda ABD'nin, ADC'nin ve BDC'nin üçgeninin arkadaşlar yükseklikleri aynı olduğu için alanlar oranı tabanlar oranı olur. Bu da bize neyi getiriyor? Demek ki bu üçgenin alanı 5S, bu üçgenin alanı 4S ve bu üçgenin de alanı 7S oluyor arkadaşlar. Bu üçgenin alanını nasıl bulacağız? 4, 5, 7 olan üçgenin alanını. 4, 5 daha 9, 7 daha 16. Bu üçgenin çevresinin yarısı 8. Yazdık. Kuralımız vardı bir tane. U çevrenin yarısı. Sonra U eksi R, şey U eksi A, U eksi B, U eksi C diyorduk arkadaşlar. Burada da o yüzden çevrenin yarısı 8. 8 eksi 4, 4. 8 eksi 5, 3. 8 eksi 7, 1. Bunun karekökü bize üçgenin tüm alanını veriyor. Burada da şimdi ne kök dışına çıkar? 8, 4 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 3 olduğundan 4 kök 6'ymış tüm üçgenin alanı. Bu neye eşit? 16S'e eşit. Benden ne isteniyor? 4S. Haliyle 4'te 1'i olacak. Kök 6'ymış ABD'nin alanı. 53. soru. ABE bir üçgen. AD ve AE açıortay verilmiş. Bizden X'i istiyor. Sınav sorusuydu bu. Bu tabi basit. Çok basit bir soru modeli. Alfa, alfa, beta, beta. 2 alfa artı 2 beta 180. Alfa artı beta 90. Açıortayların da uzunlukları verildiği için bir dik üçgen çıkıyor ortaya. 5, 12, 13'ten X'e 9 kalıyor. Şurada bir dik üçgen çıktığı için. Bu kolay versiyon. Bunun benzerini de biz şeyde yapmıştık. İkinci videoda bakayım burada var mı benzeri. Yok. İkinci videoda yapmıştım. Orada hem iç açıortay hem dış açıortayı kullanıyorduk. Bu onun kolay versiyonu. Şimdi bizden ne istiyor burada? BC'yi istiyor arkadaşlar. 6 var, 8 var. Kenarortay formülüyle alakalı soru. Ezberi hatırlayalım. Böyle bir kenarortayı çizeceğim. Muhteşem üçlü. Şurası x bölü 2, x bölü 2. Buranın tamamı yine muhteşem üçlüden x bölü 2. Ağırlık merkezi 2'ye 1 oranında böler. Burası da x bölü 6 olur. Neydi kenarortay formülü? 36 artı 64 eşittir x kare Pisagor yapar gibi. Ama bu kenarortay teoremi x bölü 6'nın karesini alacağız. Aşağıda bunu 2 ile çarpacağız. Bunu da 2'ye böleceğiz. Formülümüz böyleydi arkadaşlar. 100 eşittir x kare bölü 4. Pardon, x kare bölü 2. Sonra burası x kare bölü 36 olduğu için yarısı x kare bölü 18. Payda eşitleyelim. 9, bir daha 20x kare bölü 18 eşittir 100. Bölersek buradan x kare 90 oldu arkadaşlar. X de 3 kök 10 oldu. İşlemlerim inşallah yanlış değildir. Yani mantığımız zaten doğru ama bazen böyle işlem hatası falan yapabiliyoruz. Kontrol edesim de gelmedi. Zaten işleme dayalı bir soru. İnşallah hata yoktur. Hata yoksa da görmezden geliverin bu soruluk, tamam mı? Formülde yine hatırlatıyorum. A kare artı b kare eşittir c karenin yarısı artı 2vc kare. ABC bir üçgen. GABC üçgeninin kenarortaylarının kesim noktası. GD diktir AC. GE diktir AB. AB bölü AC oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi X diyelim buraya. Buraya da Y diyelim arkadaşlar. Ne alaka bu? Ağırlık merkezi üçgenin alanını 3 eşit parçaya böldüğü için 2x bölü 2'de 3y bölü 2'de, yani bu iki üçgenin alanı birbirine eşittir. Böylece x'in y'ye oranı arkadaşlar 3 bölü 2 gelir. Bunu hatırlatmak için basit ama önemli bir soru. Şimdi artık nereye geldik? Benzerliğe mi? Hala gelmedik mi ya benzerliğe? Aa, pardon, açıortaymış yine bu. Benzerliğe hala var herhalde. Şimdi BE'nin ED'ye oranı sorulmuş. Yükseklik kenarortaysa bu kesinlikle nedir? Açıortay. Aynı zamanda bu üçgenin ikizkenar olduğunu söyler. 5 olur. 7'nin 5'e oranı açıortaydan 7K'ya 5K. BE'nin de ED'ye oranı 7 bölü 5 geldi arkadaşlar bu şekilde. 57. soru. Ağırlık merkezi
90-90 paralel olduğunu gösterelim de uzunluk sorusunda bu paralellikler lazım olur bize. Benzerlik kullanabiliriz. Zaten arkadaşlar iki tane dik kenar verilmiş. Uzunluk sorusu burada tabii ki ne düşüneceğim ben yine? Demin dediğim gibi ağırlık merkezi ve benzerliğin ilişkisi. Bir kere nedir burada durum? Ağırlık merkezi kenarortayı ikiye bir oranında böler. Haliyle bu da bana neyi getiriyor? Karşılıklı oranlar aynıdır. 2a'ya a ise 8'e 4 olacak. Buna lütfen dikkat edin. Sonra arkadaşlar 2'nin 3'ü oranı 2 bölü 3. 3'ün de o zaman 4,5'a oranı 2 bölü 3'tür. 4,5 oldu. Şuraya tb dersem tb. Dolayısıyla at de 4,5 olur. Niye? Ağırlık merkezinden geçen doğru kenarortaydır. Böylece 9, 12, 15 üçgeninden 15 bulduk 57. sorunun cevabını. Gelelim 58. soruya. BD paralel EF demiş. Artık tabii benzerlik olacağı kesin burada. Neden? Karşılıklı oranları aynı olduğu için burası böyle 3K'ya 4K olur. Lazım olursa da kullanırız arkadaşlar. Bizden X'i istiyor. Bunun faydası ne oldu? Paralel demesine gerek yok. 90-90 olduğu için DE ve AB paraleldir. Dolayısıyla 4K'nın 7K'ya oranı, küçük parçanın tamamının oranı, tabanların oranına eşittir. X de buradan 7 olur. Bakın kolay bir benzerlik sorusu ama bu karşılıklı oranların aynı olmasını ben gerçekten önemsiyorum arkadaşlar. Karşılıklı oranları aynıdır. Küçük parçanın oranı tabanların oranına eşittir. Tamamını oranından getiriyoruz. Temel benzerlik bilgileri bizim için gerçekten hep değerli. Ta gidiyoruz, çemberde bile kullanıyoruz. Şimdi gelelim bu soruya, 59. soruya. 10 ve 8 verilmiş. Açıortay var. Tabi orada açıortay daha çok ikizkenarı görelim diye. Çünkü yükseklik aynı zamanda açıortaysa kenarortaydır. Böylece ikizkenar üçgen olur. AE 10 gelir arkadaşlar. Bize AD'nin EK'ya paralel olduğunu söylediği için F orta noktaysa paralellikten D de orta noktadır. 8 olur arkadaşlar bu şekilde. Soruda bir de hangi bilgi var? Atlamayalım. AC'de 15 verilmiş. Tamam, güzel. Burası da 5 oldu. Bundan sonra ister açıortaydan yap, istersen de şunu gör. EK paralel AD olduğu için karşılıklı oranları aynıdır. 5 onun yarısı, X de 8'in yarısı olmalı. Bu yüzden 4'tür. Paralellikte şu alışkanlık 5'in 15 oranı değil de ben daha çok arkadaşlar karşılıklı oranın önemli olduğunu düşünüyorum. X bölü 8. Lazım olursa 5'in 15 oranını da kullanırız ama bu karşılıklı oranları lütfen atlamayın. En klasik soru modellerinden biridir. Her konuda her yerde olur olmaz çıkar arkadaşlar. Soru tipi benim için şudur aslında. Bir üçgende, bir dörtgende, bir çemberde hiç fark etmez. Açıortay bir yere dikindiyse ben onu ikizkenara tamamlarım. Sorunu olursa olsun. Dolayısıyla şöyle bir P noktası dersek kesinlikle BD ile DP eşittir. Böylece arkadaşlar paralellik geldiği için BE de EC'ye eşit olacak. Haliyle artık DE orta taban, PC de arkadaşlar buradan 4 olur. Toplamda da X 9 gelir. Ne demiş? EF 3 santim, BE paralel. DF, atlamayalım onun paralelliğini. Sonra kenarortaylar verilmiş. Kenarortay olduğu için D orta noktadır. Paralel olduğu için unutmayalım. Karşılıklı oranları aynı. EF, FC'ye eşit 3 oldu. Tabii ki burada bakın BE de bir kenarortay olduğundan 6 olacaktır. AE de muhteşem üçlüyüz. Sakın unutmayalım yine aynı şekilde. 6, 6, 6. Burası 2 olur. Ağırlık merkezi kenarortayı 2'ye 1 oranında böldüğü için x de 4 gelir. Evet, 62. soru. 17 ve 32 verilmiş. DC AD'nin 4 katı arkadaşlar. Bakın şimdi. DC AD'nin 4 katı verilmiş. İsterseniz kendiniz bir deneyin lütfen. Burada sorunun bir tane yolu yok. İki tane çözüm yolu var. İsteyen istediği gibi çözer. Ben size daha kolay olan bir şeyi göstereyim şimdi burada. Genelde dik üçgenlerde arkadaşlar şöyle bir nokta verip oran verildiğinde ben onu önemserim. Tabana böyle bir paralel çekerim. Burada şimdi tabii dik üçgen var ama nasıl paralel çekeceğim? Dışarıdan. Bakın böyle. DB, şuraya da P diyeyim.
AP'ye paralel olacak şekilde dışarıdan bölersem güzel olur. Çünkü 4'ün 1'e oranı karşılıklı oranları aynıdır. Burası 8 olacaktır. 8, 15, 17 üçgeninden de burası 15 olur. Artık şunu söyleyebilirsin. 4'ün 5'e oranı, küçük parçanın tamamının oranı x'in 15'e, yani tabanların oranına eşittir. Buradan da x arkadaşlar 12 olur. En klasik sorulardan birini çözmezsek olmaz. Bununla nerede karşılaşıyorsunuz arkadaşlar? Çember sorularında. Deneme çözerken zaten bunların böyle iç içe geçmiş hallerinde çözeceğim ben. Şimdi iki tane noktalı açı var. Neye dikkat etmeliyiz? Bir kere burada bakın gördüğünüz gibi şuraya beta desek, buralara alfa alfa desek, beta zaten ortak açı. Hangi üçgenlerden bahsediyorum? BDC bakın, alfa beta teta. ABC'ye bak şimdi. Alfa beta buranın tamamını o zaman ben teta derim. Böylece BDC ve ABC üçgenleri benzer olur. Ki açı sırasıyla falan yazmadım. Normal sadece üçgenleri söyledim. Alfanın karşısı küçük üçgende 4. Alfanın karşısı büyük üçgende 6. Benzerlik oranı 2 bölü 3 geldi. Teta'nın karşısı küçük üçgende bakın 6. Büyük üçgende teta'nın karşısı x artı 4. Böylece x'in 5 olması lazım. 36 olması için çarpımlarının içler dışlar. Evet. D noktası orta nokta verilmiş. Bizden x'i istiyor arkadaşlar. Orta nokta olmasına gerek yok. BD, DC'nin 3 katı, 2 bölü 3 katı falan da olabilirdi. Sorun değil benim için. Dik üçgende uzunluk sorusunda evet muhteşem üçlüyü düşünürüz ama lütfen şu paralel çekmeyi de düşünün arkadaşlar. AB'ye bir paralel çekiyorum. T noktası olsun burası. DT paralel AB olduğu için burası 90 derece olur. Orta nokta olduğu için T de orta noktadır. 12'yi 6 6 bölecek. Böylece TE'ye 3 kalır. Bu da bize neyi getirir? DE 5 olduğu için burası da 3 olduğundan dik üçgen DT 4 olur. Orta tabandan AB de 8 olur arkadaşlar. Paralel çekmek bu yüzden bizim için önemlidir. Orta nokta zaten bana paralel çekmeyi akla getiriyor. Eğer muhteşem üçlü yapmayacaksam. Muhteşem üçlüyü de kullanıyoruz uzunluk ve açı sorularında ama işte deneyeceksin. Olmazsa biri. Yani böyle geometri sorularında her soruyu hissederek ya da her soruyu böyle tek hamleyle yapamayız. Bizim de böyle duraksadığımız anlar oluyor. Ama bu tarz klişe klasik sorularda yapmamız gerekenleri de bence güzel bir şekilde görmeliyiz. Ki bunları gidip böyle başka konular harmanlandığında, özellikle o yeni nesil sorular geldiğinde kullanabil. Yeni nesil demişken de ÖSYM'nin yeni nesilden anladığıyla maalesef kitapların yeni nesilden anladığı aynı olmuyor. Bunun sıkıntısını da biraz siz çekiyorsunuz. Yani sonuçta ÖSYM 10 tane geometri sorusu soruyor. Bir kitapta 1500 tane geometri sorusu var. Kalite o yüzden düşebiliyor. Abuk subuk sorular olabiliyor. Abuk subuk sorular çözerek başarıya ulaşabilir miyiz? Nasıl düzelteceksiniz onu? Klasik soruları çözerek, kitapların en klasik, en klişe sorularını düzgünce çözerek, öğrenerek gideceksiniz. Sonra arkadaşlar yeni nesil sorularda da iyi kitaplar çözmeye çalışacaksınız bu anlamda. İyi kitaplarda benim gözümde açıkçası geometride 1A-B, 1A-A kolay kitaplar ve orta düzey kitaplar için karekök TYT, bilgi sarmal, acil, endemik arkadaşlar. Geometri kaynaklarında benim hoşuma giden kaynaklar açık söylemek gerekirse. Şimdi burada E noktası orta nokta verilmiş. AB ile ED alakasız eşitliği verilmiş. Neden acaba? Ona bakarız şimdi. Muhteşem üçlü bir deneyin ama muhteşem üçlüden olup olmadığını siz deneyin. Görmeye çalışın. Ben şunu yapacağım. Neden bana AB ile ED alakasız eşitliğini vermiş? Çünkü şu E noktasından paralel çekerseniz bakın. Bu şekilde. Böylece ne olur? Buraya 2x desek. X olur arkadaşlar. Orta tabandan dolayı. E bu arada AB de ED'ye eşit olduğu için ED de 2x'tir. Bir dik kenarın hipotenüsünün yarısı olduğu hangi üçgen var? 30 60 90 üçgeni. Dolayısıyla D açısı 30 olur. Buradaki T dersem TED açısı da 60 derece olur. Ancak yöndeş açıdan şuranın 40 olduğunu unutmayalım. Böylece alfaya 20 derece kaldı. 66. soru fena bir soru değil. Önce bir sizin denemenizi isterim arkadaşlar. Noktalı açı verilmiş. İki tane çizgili açı verilmiş. İki tane harf verelim. Buraya A yazayım. Buraya B yazayım. Buraya A yazalım. Buraya da B yazalım.
Üçgende açılarda önemsediğim bir şey iki iç bir dış arkadaşlar. Bakın bu soruda da şimdi B ile şuraya C deseniz B artı C A artı B'ye eşit değil mi? O zaman C A'ya eşitmiş, hemen düzeltiyoruz. Burayı A yapıyoruz. O yüzden iki iç bir dış önemlidir. EBC açısında yaptım. Açıortay oldu. Açıortay bilgisinde lazım olursa kullanırız arkadaşlar. BC'nin EB'ye oranını istiyor ya zaten benden. Aslında açıortayı yap diyor. Bir nevi bana şu AE lazım. Şimdi burada bir de benzerlik var. AA. Şöyle bir şu açıya D desek arkadaşlar. AD bu açı, AD bu açı, gördünüz mü? AED üçgeni ile AEC üçgeninin açıları aynı geldi. Dolayısıyla bunlar benzer oldular. Küçük üçgende A'nın gördüğü bakın 3. Büyük üçgende A'nın gördüğü X. Küçük üçgende A karaladığım açının gördüğü X. Büyük üçgende karaladığım açının gördüğü kenar 12. Böylece içler dışlar çarpımından X 6 geldi. Şimdi açıortay bilgimizi hatırlayalım. Neydi açıortay arkadaşlar? Kenarların oranı, yani 9, 12'nin pardon. BC'ye oranı 6'nın BE'ye oranına eşitti. Zaten benden de BC bölü BE'yi istiyor. Böylece cevap 2 oldu arkadaşlar. 12 bölü 6'dan. Hem benzerlik yaptık, hem iki iç bir dış yaptık, hem de açıortay yaptık. Bu soru fena değildi klişe sorulara göre. Ağırlık merkeziyle tabii ki benzerliğin bir ilişkisi vardı. Bununla alakalı bu üçüncü sorumuz oluyor. Artık neye dikkat etmemiz gerektiğini biliyorsunuzdur. Burada ağırlık merkezi kenarortayı 2'ye 1 oranında böldüğü için arkadaşlar, görmemiz gereken olay şudur. Buraya 2A'ya A dersek karşılıklı oranlar aynıdır. Böyle 3 olur. 9, 12, 15 üçgeni oldu artık. Bu ABC üçgeni kenarortaydır, şuna T dersek böylece 6, 6 olur. BT 6 olduğu için bak benzerlik 2'nin 3'ü oranı, X'in 6'yı oranı. Böylece X eşittir 4 oldu arkadaşlar bu soru. 68. soruda şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kere bu soru modeli karede, dikdörtgende, çemberde, analitik geometride karşınıza gelecek. Önemli bir soru modelidir. ÖSYM'de sordu. Evet, ezber bir soru modelidir ama gerçekten ezberlerde bize lazım bu geometride. Şimdi dik üçgenler birden fazlaysa arkadaşlar, ben alfa beta 90 yapmanın önemini söylemiştim. Burada parçalı bir 90 var. Alfa beta diyeyim. Burası şimdi beta oldu. Ben X'i nasıl bulabilirim biliyor musunuz? Eşlikten yararlanarak. Ne alaka eşlik? B'den şöyle bir indirirsem diki, böylece şunu görmüş olurum. Diki indirdim. Burası mecburen alfa oldu. T diyelim. ATB üçgeninin ve DCA üçgenin açıları aynı değil mi? Alfa beta 90. Bir de üzerinde 90'ların karşısı aynı. Yani üçgende benzerlik oranı 1. Böylece eş üçgenler geldiler. Biz şimdi alfanın karşısına 7 demişiz burada. Demek ki AT de 7 olmalı. Aynı şekilde arkadaşlar, yeşil kenarı, yani beta'nın karşısını bilmiyoruz, X olsun. Burada da AC beta'nın karşısı X olması lazım. DCA üçgeninde X eksi 7 oldu. Şurada bakın bir Pisagor çıktı, gördünüz mü? X X eksi 7 13. Bana 5 12 13 üçgenini hatırlatıyor. O yüzden X buradan 12 oldu. Biz bu arada X neresi? Ha, AC değil mi? Doğru, tamam. Oraya X demiştik zaten. Böylece X eşittir 12 oldu. Bu klasik bir eşlik modelidir. Karede nasıl karşımıza gelir? Bakın işte bu şekilde. Hatta orada da söylerim ben hep. Bu şekli benzeteceğiz. Olmadığında biz çizeceğiz diye. Bunun uyarlanmış hali bu soruda var. 19. soru. Yine bakın 90 parçalı. 90'lar çok fazla. Alfa beta diyerek bir başlamak lazım. Beta alfa bu şekilde. Dolayısıyla burada artık yine 90'ların karşısı aynı olduğu için ABC ve ADE üçgenleri eş oldu. Çünkü hem açılar aynı hem de 90'ların karşısı aynı, benzerlik oranı 1. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4'tür. Alfa'nın karşısı bakın 5 ise burada da alfa'nın karşısı 5 olur. ABC üçgeninin alanı soruluyor. 5 çarpı 4 bölü 2'den cevap 10 oldu. Bu sorular olmadan
zor sorulara geçiş yapamazsınız. Ben geometride hiç böyle gurur kibir yapmam arkadaşlar. Öğrenci olsam en basitten başlayarak giderim. Eksikleri tamamlarım. Çünkü burada yaptığınız her soru modeli inanın ki diğer konularda var. O yüzden soruları basit bulabilirsiniz. Ben basit, orta, zor ayrımı hiçbir zaman yapmıyorum konu anlatırken. Benim için sınavda işime yarayacak, konuyu öğrenmeme yarayacak sorular var. Zorluğu, kolaylığı, ortalığı artık o tartışılır kişiden kişiye göre. Şimdi geldik buraya. A, C, E, A'nın 3 katı. Buraya Y diyelim. Mecburen o zaman E, C'ye. 2 Y kaldı. Şöyle benim benzerlikte bahsettiğim bir model var. Bunun tabii eskiden ezber bilgisi vardı. Ben artık o ezber bilgiyi vermiyorum. Çünkü o müfredattan kaldırıldı. Menelaus formülü. Benim için bu böyle bir görüntü. Böyle kafadan bacaklı bir varlık gibi arkadaşlar. Bu şekilde ne yapacağız? Oran olduğu noktalarda paralel çekeceğiz. Sadece bu şekli özel değil. Bunu başka sorularda da yapıyoruz ama burada biraz daha bariz belli. Bakın D noktasında ve E noktasında oranlar var. Birisinde orta nokta var, birisinde 1'e 2 var. Önemli değil. İstediğin noktadan ya D noktasından ya E noktasından paralel çek, soru gelecektir. Ben soruda tercihimi E'den yana kullanıyorum. Hiç mühim değil. Sen D'den yapsan yine olur. Neden E'den çekiyorum? Biraz böyle 1 ve X bana kelebek benzerliğini hatırlatıyor çaprazlama. Biraz onlardan da ilham almak lazım. O zaman neden kelebek benzerliği olmasın diyorum ve böyle çekiyorum. Y'nin 4, 3 Y'ye oranı. Şuraya 3K desem bu kırmızı çektiğim paralelde K olur o zaman. BD de eşit olduğu için 3K olur ve burada gördünüz mü? Bir benzerlik geldi kelebek. K'ya 3K, X de o zaman 1 bölü 3'ten 3 oldu. Yeni sayfada şimdi durayım arkadaşlar. Bir yaklaşık 20 dakika falan oldu herhalde sorular. Nasıl olsa bitmeyecek. Daha 180 sorunun 70 tanesini çözdük. Diğer videoda benzerlikten devam edeceğim. Yavaş yavaş dörtgenlere de yaklaşıyoruz arkadaşlar. Benzerlik sorularında biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hatta benden önce biraz uğraşın ki olayı görmeye çalışın. Benzerlik biraz da görme işidir malum. O görmeyi gerçekleştirmek için de eksiklerinizi kapatmak adına ben yorumlar yapacağım. Diğer videoda görüşüyoruz.